Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. 2017 yılında Work and Travel programı ile gelip SSN aldım. Yani Sosyal Güvenlik Numarası aldım. Ve bu yıl turist vizesi ile Amerika'ya geldim. Ve 2 yıl önce almış olduğum SSN ile 2 hafta kadar çalıştım. Bu benim için ileride yeniden Amerika'ya giriş çıkışımda sorun teşkil eder mi? Ya da vergi borcu çıkar mı? Çıkarsa da bu statüde nasıl ödeyebilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu değerli takipçimizin tabii sorusuna 2 türlü bakmak lazım. Bir statü tarafı, çalışıp çalışamamam. Bir de tabii vergi tarafı. Şöyle anlatayım. Sizin daha önceki çalışma izninizle, yani izin size verilerek aldığınız Social Security numaranızı, sosyal güvenlik numaranızı artık öyle bir izniniz yoksa, çalışma izniniz yoksa kullanmamanız gerekiyor. Dolayısıyla siz Amerika'ya turist olarak geldiğinizde, turist olarak bulunduğunuz süreçte Social Security numaranızı kullanıp bu şekilde çalışmalara girmemeniz gerekiyor. Çünkü yasal olmayacak bu yaptığınız çalışmalar. Dolayısıyla evet, bu sizin var olan turist statünüzü ihlale yol açar ve bu tespit edildiği zaman da 5 yıl Amerika'ya girememe yasayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii bahsettiğiniz gibi bir çalışma oldu ve bunun vergisini ödeyeyim dediğiniz noktada ise 2 haftalık bu tarz bir çalışmanın nasıl bir vergi yükümlülüğü çıkacak o da tartışmalı. Dolayısıyla vergi ödeme noktalarında belli rakamların üzerine çıktığında kişilerin vergi beyanı yapması gerekiyor. Ama unutmayın, sizin bu tarz çalışmaları yapmamanız gerekiyor. Bu tip çalışmalardan dolayı da yapılacak vergi beyanları bu tip adımlarla sizin Amerika'ya tekrar geri gelmeniz ya da gönderilmenizde yol açabilir ve bu maalesef 5 yıllık bir yasağa neden olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.